Merhaba dostlar. Bugün yalnız yaşamak hakkında konuşmak istiyorum. Arkaya çok bir şey koymayacağım görselekleme falan. İster gameplay izleyin isterseniz sadece dinleyin. Güzel bir muhabbet edeceğiz. O zaman dilerseniz önce jenerik sonra video. <laughs> Evet öncelikle benim bu tek başına yaşama hikayem nasıl başladı? Ben Marmara Üniversitesi'ni kazandım. O dönemde pandemi falan var. Tam böyle uzaktan eğitimin olduğu dönem. Bir sene hazırlık okudum uzaktan. Tabii hiçbir şey öğrenmedim. Yani pandemi olmasa tam 18 yaşımda ben eve çıkacaktım. Ama bir sene ertelendi ve tam 1 Ağustos doğum günümde. Ve sanırım bugünle beraber bir ay oluyor. 19 yaşımda eve çıktım. Tabii eve çıktığım yer pahalı bir yer. Öncelikle onu söyleyeyim. Kadıköy'de. Hatta belki mimlerini falan görmüşsünüzdür. 2 artı 1 lüks ev Kadıköy'de ama işte mağara fotoğrafı koymuş. Harbiden öyle bu arada. Kadıköy'deki kiralardan bahsetmeyeceğim. Yani kısaca benim eve çıkış hikayem bu şekilde oldu. Yurtta falan hiç kalmadım. Ve şimdiden o ilk ve kritik soruyu sormak istiyorum. Ya ayrı eve çıkmak, yalnız yaşamak güzel mi? Şimdi arkadaşlar bu sorunun net bir cevabı yok. Çünkü tamamen sizin kişiliğinizle alakalı bir şey. Mesela ben kişiliğim gereği yalnız kalmayı falan çok severdim. İşte biz eskiden tatillere gidiyorduk falan. Babamın da elinde sürekli kamera var. O zaman babam video kamera almış. Tabii değerli bir şey. Şimdiki gibi değil. Babam da tatilde görmüştü her şeyi çekmeye çalışıyor. Ve beni çektiği her sahnede yalnız takılıyorum. Hani küçükken de böyleymişim. Ve ben büyüdüm hala da öyle. Yalnızlığı ve yalnız yaşamayı severim. Aile evinde de odamdan çok çıkmıyordum. Bu tabii ki birçok insana antipatik gelebilir. Ama bunu bilinçli yapmıyorum. Mutlaka aranızda benim gibi yalnızlığı seven, işte ne bileyim kalabalık ortamlardan uzak duran deyip Kadıköy'e taşınmam da bir garip ama. Şöyle söyleyeyim mesela konser gibi ortamlardan uzak duran. Ben orada kendimi çok sorumluluk sahibiymiş gibi hissediyorum ya. Konsere gittin ve eğlenmelisin. Hayır o tarz ortam çok gelemiyorum. İşte mutlaka benim gibi arkadaşlar vardır. Eğer böyle bir tipseniz ayrı yaşamak sizin için gerçekten çok iyi bir seçenek. Ama şunu da biliyoruz insan organize olan varlıktır ve daimi olarak yanında birilerini ister. Eğer böyle bir insansanız da çok önerdiğim bir şey değil. Benim tek başıma yaşamaya başlar başlamaz fark ettiğim ilk şey para yönetimi oldu. Şimdi burada ne demeye çalışıyorum? Aile evinde kalırken faturayı ben ödemiyordum ki. E kirayla da ben ilgilenmiyordum. Bütün ev alışverişlerini falan da annem yapıyordu. Tek başına yaşamaya başlar başlamaz tırnak makasını dahi senin aldığını fark ettiğin an şöyle diyorsun ben dikkatli olmalıyım, bu parayı yönetmeliyim. Aksi takdirde ay sonu aç kalabilirim. Çünkü birdenbire evin bütün ihtiyaçlarını sen almaya başlıyorsun. Bir çöp poşeti bile olabilir. Kira vakti geliyor, faturalar geliyor ya da ek harcamalar geliyor. Bunların hepsini dikkatli bir şekilde yapmak zorundasın. Bu benim karşılaştığım ilk şeydi ve gerçekten bir garip hissetmiştim. Hala öyle hissediyorum. Mesela şu an kalktım abi, evde ekmek yok ve ona gidip kendim almalıyım yani başka bir seçeneğim yok. Bu da aslında insana bir sorumluluk yükleyen bir şey. Benim kafam hep şöyle çalıştı. Ailemi sevmediğim için ya da işte onlardan nefret ettiğim için falan evden ayrılmadım. Hayatta bir şeye ne kadar erken atılırsam o kadar fazla tecrübe edinirim diye düşündüm. Ve dedim ki Enes sen faturalarla, bu para yönetimiyle, makarna yemelerle, kira ödemelerle falan ne kadar erken tanışırsan senin için o kadar iyi. O yüzden bunun bir an önce gerçekleşmesini istemiştim. Çünkü dediğim gibi şu an evde bir hasar oluyor mesela. Onu da ben düzeltmek zorundayım. Bunların hepsi insana misyon yükleyen şeyler. Aranızda da ...mutlaka bu sene veya seneye ayrı eve çıkacak olan arkadaşlar vardır... ...veya ileriki hedeflerinden biri bu olanlar vardır. Şimdi onlara önemli bir şey söyleyeceğim. Kendi maddi özgürlüğünüzü kazanmaya bakın arkadaşlar. E-ticaret olabilir, part-time bir iş olabilir... ...ya da herhangi bir şeyde kendinizi geliştirmek de olabilir. Ayrı eve çıktığınızda ilk fark edeceğiniz şey... ...bu değirmenin suyu benden akmalı. Tabii bilmiyorum sizin çevrenizdekiler ne der ama... ...benim annem hep şey diyordu mesela... ...sen nasıl bulaşıkları yıkacaksın, nasıl çamaşırları halledeceksin... ...evi nasıl çekip çevireceksin falan. Valla dostlar bu tarz şeylerden sakın korkmayın. Bunlar en basit şeyler. Eğer böyle çok pasaklı bir insan değilseniz ki olmayın zaten. O bulaşıkları zaten seve seve yıkıyorsunuz. Çünkü her mutfağa gittiğinizde orada bir çöp yığını görmek zaten insanın moralini bozuyor. O çamaşırları da yıkıyorsunuz. Mesela ben şu an yaptığım birçok işi elde yapıyorum abi. Bulaşıklarımı elde yıkıyorum. Zor mu zor daha önce yaptığım bir şey değil. Vaktimi de alıyor. Enerji kaybına da sebep oluyor. Ama yapmak zorundayım. Mesela ben her gün ev temizliğine bir, bir saatimi falan ayırıyorum. Bunlar zaten zaten sizi geliştiren şeyler. Bunları yapmaya başladığınız zaman bir yandan da büyüdüğünüzü hissediyorsunuz. Aa diyorsun ya ben artık her şeyi kendim yapabiliyorum. Son bir olumlu yan daha sayacağım. Sonrasında olumsuzlara geçeceğim. Yalnız yaşamak hakkında. Bir de tabii ki karışanınız yok. Yani ben şu an odamın içerisinde amuda kalkıp muz yesem kimse bana çıkıp ne yapıyorsun birader demez. E bu bir özgürlüktür yani. Tamamen her şey size ait. O yüzden istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Şimdi gelelim olayın olumsuz kısımlarına. Arkadaşlar benim gibi yalnızlığı seven ve yalnız yaşamaktan hoşlanan bir insan bile tek başına yaşarken deli gibi sıkılabiliyor. Ve yalnız yaşamaya başlarsanız iliklerinize kadar hissedeceğiniz bir diğer şey sıkılma duygusu. Ben şu bir ayda o kadar fazla sıkıldım ve duvara bakıp tavana bakıp dakikalarımı geçirdim ki hatırlamıyorum bile. Yani tamam bilgisayarın var, işte videolarım var, uğraşacak bir şeyim var, ama eninde sonunda sıkılıyorsun. O kadar fazla sıkılıyorsun ki bazen kendi kendine konuşmaya başlıyorsun. Bu arada kendi kendine konuşmak bir delilik göstergesi değildir. Bu da kendimi avutma yöntemi. E diyelim ki hastalandım. Eyvallah arkadaşların falan gelebilir. Ama ani bir şey oldu. Bana yardım edebilecek kimse yok. Diyelim ki evin bir yere arızalandı ve ben onu tamir ederken kafamı bir yere vurdum düştüm. Bayıldım kaldım öyle. Bana yardım edecek kimse yok. Hastalandım. Bana bir tas çorba verebilecek yine kimse yok. Yalnızlık böyle bir şey. Güzel yanları olduğu gibi sıkılmak ya da yardımınıza koşan kimsenin olmaması tarzında şeylerle de karşılaşabiliyorsunuz. Özellikle benim gibi her şeyi çok fazla düşünen bir insansanız vay halinize geç Geçmiş olsun İşte duvara bakıp lan acaba ölünce ne olacak ya falan demeler. Varoluşsal sancılar geçirmeler. Bunlarla çok karşılaşacaksınız. Aslında ben yalnız kalırken şunu da fark ettim. İnsan gerçekten o kadar doyumsuz bir varlık ki ne yalnız kalmayı seviyor ne de insan içinde kalmayı seviyor. İkisi de öyle bir olsun istiyor ki sonuç olarak ortada dımdızlak kalıyor. Yalnız kalınca çok sıkılıyorsun ama bazen de insanlardan sıkılıyorsun. Birinin sana laf etmesi bir şeyine karışması hiç hoşuna gitmiyor. Ama bazen diyorsun ki keşke yanımda olsaydı da şunu söyleseydi. Maalesef böyleyiz, insanız. Tabii işin bir öğreti boyutu da var. Yalnız yaşamaya başladığınız anda şunu öğreniyorsunuz. Artık ben kendi kendime yetebiliyorum ya da yetebilecek miyim? Bu önemli bir öğretidir ve bunu insanların arasında öğrenemezsiniz. Ha bu kadar yalnızlıktan bahsetmişken sonuç olarak mülk sizin, ev sizin, zaman sizin ve hayat tamamen sizin. Şunu yapabiliyorsunuz. Kanka yarın bize gel ve tamamen dağıtalım. Evet bu çok hoş bir şey ve bunu istediğin zaman yapabiliyor olmak gerçekten keyif veriyor. İnsan da özgürlüğüne düşkün bir canlıdır. Bu kadar özgürlükten bahsetmişken şuna da değinmemek olmaz. Bazen fazla özgürlük işin rengini değiştirebilen bir durum. Yalnız yaşarken normalde yapmayacağınız ya da çevrenizde bir insan olsa onu durdurabilecek hareketleri yapabilme ihtimaliniz çok yüksek. Mesela kendi yaşamına son veren insanların büyük bir çoğunluğu yalnız yaşayan insanlar. Çünkü etraflarında bunu engelleyebilecek ya da onun psikolojisine yardım edebilecek kimse yok. Benim yine naçizane tavsiyem olsun. Ben hayatın herhangi bir bölümünde olabilir. Herkesin bu öğretiyi, bu yaşam yaşam stilini tatması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insandan evet bir şeyler aldığı gibi bir şeyler de katıyor ve sonuç olarak siz mutlaka bir şeyler öğrenmiş olarak o evden ayrılacaksınız. Bulaşık yıkamayı öğreneceksiniz. Evi temizlemeyi, tamamen özgür olmayı. Para yönetimini bence bu çok önemli bir şey. Bazı ufak tefek ev işlerinin nasıl halledildiğini ve en sonunda bence kendinizi bulacaksınız. O tüm sıkılmaların, duvara bakmaların ve varoluşsal sancıların içinde kendi kendinize yetmeyi öğreneceksiniz. Benim yalnız yaşamaya başlamamdan daha çok uzun bir süre olmadı ama deneyimlerim bu şekilde. 11 aylık bir kontratım daha var ve hayatımın çok uzun bir süresini yalnız geçireceğim. Eğer bir aksilik olmazsa. Belki bu videonun ikincisini falan da yapabilirim. Daha da neler yaşadığımı anlatırım. Umarım bu tarz sohbetler hoşunuza gidiyordur. Bugünlük benim konuşacaklarım bu kadar. Eğer aranızda yalnız yaşayanlar varsa veya eve çıkmak isteyenler varsa bu şekilde. Onlar da düşüncelerini ve fikirlerini lütfen yorumlara yazsın. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Yarın tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.